Şimdi Edirne'ye ilişkin ve Türkiye'ye ilişkin bir takım verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Hastalığın ciddiyetinin boyutunu hepimiz daha iyi görebilelim diye. Son günlerde Edirne'de vaka sayılarındaki artış korkutuyor. Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun'a göre Edirne koronavirüs vaka sayılarında son 3 ayın pikini yaşıyor. Profesör Doktor Altun, Edirne Tabip Odası lokalinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altun, Temmuz ayında başlayan açılma ile birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülmeye başladığını söyleyerek Türkiye genelinde 5 kat artış yaşandığını kaydetti. Temmuz ayında başlayan açılma ile birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülmeye başladı. Türkiye'de 100 bin nüfusta Temmuz ayında vaka sayısı 100 binde 42 iken bu sayı 1 Ekim haftasına gelindiğinde 100 binde 234'lere yükseldi. Bu süreçte vaka sayısının 5.6 kat arttığını görüyoruz. Temmuz ayından bugüne kadarki süre içerisinde. 3 aylık bir sürede. Yine burada vefatlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Temmuz ayının başında vefat sayısı haftalık olarak 326 iken Ekim ayına gelindiğinde vefat sayısı haftalık olarak 1519'a bakmıştı. Yani 3 aylık süre içerisinde vefat sayısında 4.7 katlık bir artış söz konusu. Edirne'de ise durumun daha vahim olduğunu belirten Altun, vaka sayılarında son 3 ayda 15 kat artış yaşandığını açıkladı. Edirne açısından bakıldığında Temmuz ayının başında 100 binde 11 vaka görülürken Ekim ayının başına geldiğimizde en son açıklanan vaka sayısı 100 binde 171. Yani Edirne'de vaka sayısı Temmuz ayının başından beri bu 3 aylık süre içerisinde 15,5 kat artmış. Peki bu vaka artışında neler etken? Okullar açıldı. Okullarda yeterli önlemlerin alınmaması burada etkendir. Havaların soğumasıyla birlikte yazlıklardan dönüşler var. Üniversite açıldı. Edirne merkezine 40 binin üzerinde öğrenci geldi. Bu öğrencileri getirip yurtlarına ya da evlerine yerleştirmek için aileler geldi. Toplumsal hareketliliğin bu şekilde artışın nedeniyle vaka sayılarında artış görülmekte. Yine komşu ülkelerden Edirne'ye alışveriş yapmak için gelenlerin sayısında artış var. Havaların soğuması ile birlikte yetersiz havalandırma koşullarına sahip mekanlarda geçirilen zaman süresi, buna bağlı olarak bulaşlara, bilgi kirliliği nedeniyle ortaya çıkan bir aşı direnci var. Bu aşı direncinin kırılması konusunda yapılan hiçbir çalışma yok. Ne Sağlık Bakanlığı tarafından ne de yerelde Sağlık Müdürlükleri tarafından. Aşılanma oranlarının arttırılması yönünde hızla hareket ediyor. Virüsün bu şekilde bulaşıyor ve çoğalıyor olması yeni varyantları gündeme getirebilir. Belki yeni varyant suçları var. Bunları bilmiyoruz.